Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Bugün 28. iyun. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala tarafından bütün dünya Müslümanlarına ata kılınan Uluğ Kurban Heyt günü tutup demiz. Bu münasebet bilen, istiklal ailesi buluşmamız bilen, bütün dünyadaki aziz halkımızın Uluğ Kurban Heyt'ini çin kalbimizden tebrikleyimiz. Elbette kalplerimizden bir tarafı, bir tarafından kuşallık içinde olsak bu mübarek heyt münasebeti bilen, yeni bir tarafımız, yürükümüzden yeni bir tarafı, vatanımızdaki şu azap içinde, elem içinde yaşayan, bu heyetinin hakiki hoşallığını his kılanmayan, uruk tukkallarımız, dost buraderlerimiz, milyonluğun halkımızın azabı için azabını puçulundu. Her heyette, her bir muhacirettiki halkımız bunu heyet namazına çıkan vaktinde mi his kıldı? Etrafındaki Müslümanların hoşallığını köyge vaktinde en çunkur kalbinin bir yürüke yığlaydı bu. Bu her heyette his kılımız bunu. Şunlar boğan bozsak mı? Bu muhacirette kolumuzdan kâgence, kolumuzdan kilişçe hoşallık içinde Rabbimizden ikramı çünkü bu hediyesi ötküzüşke hemenlerine şunlar bir hoşallık heyt ötküzüşünlüğe tilektaşımız. Ondan da bu haftadık bugünkü haberimizin tefsilatına ötüküteyle dıkkıdanlar ikramımız olsun. Uyghurlar haremge bargan 2 milyondun köp hacının arısıdı körünmedi. Bu yıl dünya Müslümanları her kayısı devletlerden haremge top bulup gelgen bulup, hacilerinin sani 2 milyon 300 mingi yetken bolsa mı, bırak onlarının içinde Şarkı Türkistan'dan gelgen haciler asasen körünmegen. El Cezire ve Amerika Avazı'nın haber kılışça 3 yıldın beri Xitay virüsü yukumunun aldığını iliş tedbirleri sebeplik, her kayısı devletler çigranı takıqallıqı sebeplik, Saudi Arabistan hükümetimi yukumunun aldığını iliş üçün her kayısı devletlerden kelmekçi bolgan hacilarga vizi çeklemesi koygan idi. Bu yıl yukumunun aldığını iliş tedbiri bekar kılınışı bilenten her kayısı devletlerdeki Müslümanlar top buluşup haremge kilişki başladı. Xalqaro taratqularining statistika qilishicha bu yil Zulhijjaning 8-ci kunigacha haramga kelgan hajilarning soni 3 yildan beri tunji qatim 2 milliondan oshgan bo'lib, 2.5 millionga yetadiganligi mo'ljallanmoqda. Halbuki har qaysi davlatlardan haramga kelgan hajilarning soni 2.5 millionga yaqinlashgan bugungi kunda ishg'oliyatchi Xitoy rejimining ig'ir cheklovlari sababli muhojiratdagi oz bir turkum uyg'urlardan boshqa Sharq Turkistonlik musulmonlar hajilar qatoridan o'rin ololmadi. Buning bilan qolmasdan Sharq Turkiston xalqi xuddi ilgirki heytlardagidek qurban heytni mu dunyo musulmonlari bilan o'xshash bir kunda o'tkazish huquqidan mu mahrum qilindi. Xitoy xalq to'rining 20 iyun xabar qilishicha Xitoy rejimi qurban heytliq dam olish vaqtini e'lon qilgan bo'lib, uqtirishda Tangzongzi bayramidan keyin 29-chi isla qurban heyt bo'ladi. 28-chi isladan 30-chi islagacha jami 3 kun dam olishga qo'yib berildi. Dam olish tangshalmaydi deyilgan. Xitoy rejimi yuqumdan burunqi vaqtlarda o'zining aldamchilik tashviqoti uchun bir turkum uyg'urlarni ömek shaklida haj qilishga o'rinlashtirib kelgan va haj mazgilida ularning xotirjam ibodat qilishiga ruxsat qilmasdan ikki haramda kommunist tashviqoti faoliyatlari bilan avvari qilgan bo'lsa-mu, bu yil buni Sharq Turkiston xalqiga ortiq ko'rgan. Muhacirette yaşayatkan Uyghur hacilerinin eğitişçe, onlar haremde atlas köynek giyip alğan bir neçik kişini uçuratkan bolsumu, onlarının Tungan ya ki Uyghur işgellikini bilelmegen. Xitay rejimi bolsa, hele hem xalqara cemiyetinin közünü boyap, Uyghurlar xatircem bayaşat turmuş geçiru atıdu. Kanunluq dini paaliyet qoğdalmaqda, xalqının dini erkilliki bari dəb, devamlıq car salmaqda. 27 iyun dünya Müslümanları Arapat meydanına yığılıp, hacının en muhim rükunlarından biri bolgan Arapat meydanında durup Allah'a yalvurgan tasvirligisiz minutlarda Türkiye'den 88 mingdan köprek hacığı başlamcılık kılıp atkan Türkiye Dini İşler İdaresi Reisi Profesör Doktor Ali Erbaş, Arafat meydanında kılgan duası da bütün mazlumlarga dua kılış bilen birge Şarkı Türkistan halkı baştan keçirip atkan paciyanın ahırlışı üçün mü dua kıldı. Şundaklı Türkiye'de Şarkı Türkistan davasıga yakından ilgi çıkıp atkan tunulgan davetçi, Siyer Tetkikat Vakfı'nın kurgucusu Ustaz Muhammed Emin Yıldırım mı Şarkı Türkistan halkı nöbette baştan keçirip atkan iğir paciyanın Anın ahırlaşı, Xitay tecavüzcülerinin veyran buluşu üçün uzun dua kıldı. Ama bu zulümlere engel olamadık.
aczimizi ve mahcubiyetimizi kudretine arz ediyoruz. Bize katından bir rahmet gönder ya Rabbi. Bize katından bir nusret gönder ya Rabbi. Yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışıyoruz. Bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rab, Arakan'dan Keşmir'e, Filistin'den Doğu Türkistan'a, nice mazlum diyarlarda zulme maruz kalan kardeşlerimiz var. İmdad eyle Allah'ım, yardım eyle Allah'ım, yardım eyle ya Rabbi. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma ya Rabbi. Çağın mazlumları olan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için sana ellerimizi açtık. Yarın bayram olacak. Yine birçok hanede hüzün olacak. Birçok insan yine annesinin, babasının hasretiyle yanacak. Allah'ım o kardeşlerimize yardım eyle. Amin. O mazlumlara katından bir rahmet indir Allah'ım. Amin. Zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. Mecburi emgek mahsulatları Şarkı Türkistan çigralarından dünyaya tarqalmaqda. Aldınqı 5 ayda Qorğas taşyol, tümüryol çigra ığızıdaki import-export yük tuş miqdari bultırqı oxşaş mezgildikiden 48.8% aşqan bolıp, bir tarafdan Xitayning Şarkı Türkistan'ın coğrafiyelik əvzellikiden en zor derecede paydalanıp atqanlıqını, yeni bir tarafdan Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayeti sebeplik duç gelgen türlük ceza besimlerden əgip ütü atqanlıqını körüstüp vermekte. Xitay Teşviqat Organı Tanrıtağ Torunun 25. iyondaki xabirde qeyd qilinishcha, aldınqı 5 ayda Qorğas tamojnisi nazarat qilgan başqurgan taşyol transportining import-export yük tuşu miqdari 543 000 tonnı bolup, bultırqı oxşaş mezgildikiden 103.7% aşqan. Bunun içinde import yük tuşu miqdari 19 000 tonna, export yük tuşu miqdari 524 000 tonnı bolgan. Nazarat qilgan başqurgan tümüryol transportining import-export yük tuşu miqdari 4 milyon 132 000 tonna bolup, bultırqı oxşaş mezgildikiden 43.7% aşqan. Bunun içinde import yük tuş miqdari 2 milyon 100 000 tonna bolup, bultırqı oxşaş mezgildikiden 91.9% aşqan. Export yük tuş miqdari 2 milyon 32 000 tonna bolup, bultırqı oxşaş mezgildikiden 14.1% aşqan. Qorğas tamojnisidan ötüdigan eksport mahsulotlari asosliqi mashina elektr mahsulotlari, yuqori yangi texnikalik mahsulotlar qatorliqlar bo'lib, bu ikki turdagi tovarlarning eksport savdo summasi ayrim-ayrim holda bultirqi o'xshash mazgildikidan 52.8% 8.2% aşqan. Qorğas tamojnisi Xitoyning atalmış bir yol bir belvaq turidagi muhim tugunlarning biri bo'lib, Xitoy o'lkalarida va Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgak mahsulotlari O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Afrika va Yevropa ellariga to'shilmoqda. Gerçi Amerika hukumatı Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini rasmiy ma'qullab, amaliy ijro qilishga boshlagan bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qism davlatlarning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatiga, xususan majburiy emgek cinayetiga sukut qilishi yoki amaliy tadbir qo'llanmasligi Xitoyning xalqaro'dagi savdo harakatlarini to'salg'usiz davomlashtirishiga yo'l ochib bermoqda. Amerika prezident nomzodining Uyg'ur degan nima degan so'zi g'ulg'ul qo'zg'adi. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining 2024 yillik prezident nomzodi navbatdagi Miami shahar boshlig'i Francis Suarez bir radio programmasida riyosatchining Uyg'urlar haqidagi savoliga duch kelgan bo'lib, uning Uyg'ur degan nima degan javobi ko'plagan xalqaroliq axborot organlarining xabar mavzusidan o'rin oldi. CNN'ning bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Francis Suarez 28 iyun bir radio qonunining ziyoratini qabul qilganda, riyosatchi uningdan siz keyingi faoliyatlaringizda Uyg'urlar haqida to'xtalamsiz deb so'rgan. U nima degan? Riyosatchi Uyg'urlar deb qaytilgandan keyin Suarez Uyg'ur degan nima deb so'rgan. U programmaning oxirida yana bu vaqtda izlanib boqadiganligini bildirgan. Uning bu hayron qolarlik javobi CNN, Fox, NBC, Kundalik pochta gazetasi, Forbes, Anadolu agentligi qatorliq xalqaroliq axborot organlari tomonidan orqama-orqa xabar qilingan bo'lib, u darhol bu vaqtda tushuncha berishga majbur bo'lgan. Suarez shu kuni CNN'ga bergan bayonotida o'zining Uyg'urlarni bilmaydiganligini inkor qilgan va aloqador ziyorat haqida tushuncha berib, o'zining Uyg'urlarni azob-uqubat
devletlerden obdan haberi barlıqını, Uyghurlarının öz itikadı sebeplik kol kılını vatkallıqını, Xitayının insani hukuklarını defsende kılı vatkallıqını, alaqıdır radyo ziyaretiden riyasetçinin teleppüzünü ankırıp bulalmağallıqı sebeplik bu işinin yüz bergenlikini bildirgen. Will you be talking about the Uyghurs in your campaign? The what? The Uyghurs. What's a Uyghur? You gave me homework, Hugh. I'll look at what did you call it, a Weeble? The Uyghurs. You really need to know about the Uyghurs, Mayor. You got to talk about it every day. Okay. I will talk about, I will search Uyghurs. I'm a good learner. I'm a fast learner. Amerika Hindi Tinich Okean ittifaqını küçəytib Xitayını çəkləşni planlamaqda. Amerika Hindistanını yeni qatırtıb Hindi Tinich Okean ittifaqını küçəytiş arqalıq Xitayını çəkləşni planlamaqda. Fransiya Xalqara Radiosunun 26 iyun xəbər qilishçə, yaqından buyan Xitay bilan Amerikanın hərbi ayroplanı və Cənubi dənizdəki paraxotlarının xətirlik toqurışıb qalğanlığı haqqındakı xəbərlər tarqalğan. Derecedin taşkırı devletlerinin harbi hırsları yanımı küçeygen, Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken Beijing'ni ziyaret kılıp, bihaterlikni kontrol kılış mekanizmi hakkıdı izlengendiyken, Washington hükümeti aldınqa hepti Hindistan Başministeri Narendra Modi'ni Amerika'da kütüvaldi. İki taraf müdafiye ve texniki hemkarlıqını çoğunkurlaştırışkı koşuldi. Şarkı Cenubi Asya taratkuları Washington'nın Hindi Tinich Okean rayondaki hemkarlıqını ciddi küçeydişi gerektikini, şunun bilen bir vaxtta bu rayonda hərbi sahada Rusya'nın təsirini çekiləş, iqtisadi sahada Xitayının təsirini yoxdışdın ibarat iki tərəflimilik usulunu yolu qoyuşu gerektikini otturgu qoyuşqan. Amerika Prezidenti Joe Biden 2022 yılının ahırda Amerika'nı ziyaret kılgan Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron ve Koreya Prezidenti Yoon Suk Yeol'nu kütüv alğan. Koreya Prezidenti 100 kişilik vekiller ömekini başlap Vietnam'daki 3 günlük ziyaretini ahırlaştırgan. Bu jarayonda iki taraf deniz bihaterliki ve soda hemkarlıkını küçeytişke koşulgan. İki tarafının maksadı Koreya bilen Vietnam'nın iki taraflık soda kölümünü 2030 yılı barganda 150 milyard Amerika dolarına yetküzüş işken. Xitay Koreya münasibetindeki davalğış bolsa davamlıq tərəqqi qılıb, iki tərəf puxralar növbətçi ayroplanını vaxtınca toxtışın tələb qılıdığan ziddiyyətlik əhvalığı düşüb qalğan. Növbəti Koreya şirkətlərinin Amerikanın rayonda Xitay təsirini yoxdış planıqı qandaq inkas qaytırdıqallıqı diqqət bilən közdülməkdə. Türkiyə İsrailiyəni əyiblədi. Türkiye hükümeti, İsrailiye hükümetinin işgaliyet astıdaki İordan deryasının gharbi kırgıqıda təxminen 5700 yeni toralğı selişini təsdiqliğallıqını əyibledi. Türkiye Avaz Radyosu xabirde bildirilişe, Türkiye Taşkışlar Ministerliği İsrailiye hükümetinin işgaliyet astıdaki Palestin zeminide yeni kanunsuz ahallar ultraq rayonları bərpa qilish faaliyetleri haqqıda yazın bayanat ilan kıldı. Bayanatta İsrail hükümetinin işgaliyet astıdaki İordan deryasının gharbi kırgıqıda təxminen 5700 yeni ahallar ultraq rayonu bərpa qilish planını təsdiqləşini əyibləyimiz. Bu yıl kirgendin buyan 13000 toralğudun eşip ketken kanunsuz ultraq rayonları iki devletlik həl qilish çaresi ve uzaq mezgillik tinişlik ornutuş prinsipiği iğir ziyan yetküzdi. İsrailiye işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerdeki xalqara qanunga xilap halda Palestin xalqının haq hukuklarını tartib elişini hiç qandaq tariqide qubul qılgılı bolmaydıgan kanunsuz ahallar ultraq rayonları bərpa qilish faaliyetlerini dərhal toxtışı kerek deyilgen. Hürmetli körmeler, şuna qılıp bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaşdı. İnşallah ayetki programımız görüşkice aman boğazlar. Bu uluq qurban heytini xoşallıq içində ötküz günlərinə təkrar tiləkdaşımız. Assalamu alaykum və rahmatullahi təala və bərəkatuhu.